Sevgili dostlar hepinize merhaba, evet borsayla başlayacağız, dolarla devam edeceğiz. Altın yorumlarımız gene bu video içerisinde olacak. Bitcoin ve gümüş yorumlarımızı bu video içerisinde izleyebileceksiniz. Borsa İstanbul'a hemen başlayalım. Borsa İstanbul'da güzel kapanışı yakaladık. Borsa yatırımcısı için sevindirici bir kapanış. Teknik analiz olarak da güzel görünümler mevcut. Peki borsada neler olacak? Dolarla ilgili 40 TL, evet 40 TL... Tahminleri geldi. Bu tahminlere sizlerle birlikte değineceğiz. Altın tarafında da beklediğimiz 2000 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık yakın takibimizde. Çünkü bu 2000 dolar seviyesi üzerinde altının kalması demek sert yukarı yönlü hareketliliğin devam edeceğinin bizlere sinyali. Teknik olarak hemen IMKB 100 analizimizle başlayalım. Burada 8060 seviyesi üzerindeki kalış bizler için önemli. Dün Borsa İstanbul'da önemli hareketler gördük. 8107 puan civarlarından bir kapanış yaşadık sevgili dostlarım. Şimdi Borsa İstanbul'da yön ne tarafa? Bugün itibariyle Borsa İstanbul'da yükseliş devam edebilir mi? Bunu hemen sizlerle birlikte burada teknik analiz yöntemiyle bulmaya çalışalım. Evet bizler için artık 8061 seviyesi bakın trendimizin üstünde bir kapanış geldi. Bu kapanış bizim için gerçekten önemliydi. Uzun zamandır böyle bir kapanış yakalayamıyorduk ve bugün itibariyle baktığımız zaman tam trend çizgimizin üzerinde 8107 puan seviyelerinde bir kapanışı yakaladık. Bu da Borsa İstanbul için gerçekten olumlu bir kapanış. Şimdi Borsa İstanbul'da arkadaşlar bakın yukarı yönlü 8547 puan seviyesine doğru Önümüz açık. Şuradaki 8.547 puan seviyesi. Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketliliğin ben devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden Borsa İstanbul'da şöyle bir 8.060 puana desteğimizi hemen yerleştirelim. Burası destek bölgemiz. Hedef bölgemizde 8.547 puan seviyesine doğru Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü hareketliliğin devam edeceği yönünde. E, son videolarımızda paylaştığımız gibi ülkeye özellikle ufaktan bir yabancı girişinin başladığını söylemiştik. Bundaki başlayışı görmemizdeki sebep de arkadaşlar hisse senetlerinde uzun süredir gerçekleşmeyen olayların başladığı ufak miktarlarda para girişlerinin olduğu bu miktarında 162 milyon dolar ile arkadaşlar hisselere bir giriş sağlandığını söylemiştik. Tabi Uzun zamandır böyle yüklü bir alış görmediğimiz için şu an itibariyle bizler bunu bir sinyal olarak nitelendiriyoruz. Para bakımından baktığımız zaman oldukça düşük bir miktar fakat ilginin yavaş yavaş arttığının sinyallerini bize veren bir durum. O yüzden olumlu olarak kabul ettiğimiz bir durum. Diğer taraftan CDS'lere baktığımız zaman Türkiye CDS'lerinin aşağıya gelmesi bu da borsa için olumlu bir durum. Tahviller tarafında baktığımız zaman gerçekten tahviller tarafında orada da 1.6 milyar dolara yakın bir para girişinin olduğu göze çarpıyor. Bu durumda gene borsa ve borsa yatırımcısı için olumlu bir durum ve borsayı yukarı yönlü taşıyabilecek hareketleri getirecek önemli gelişmelerden diyelim. CDS puanlarının düşmesiyle birlikte ülkeye kredi yönüyle bulunan döviz miktarı da hemen hemen 10 milyar dolar civarına da yaklaşmış durumda. Bunların hepsi borsa için olumlu bir durum. Gene borsa tarafında hisse seçerken özellikle bilançoları yüksek olan hisseler tarafında kalmak olumlu, çok fazla prim yapmış hisselerden. Uzak durmak sizler açısından gene faydalı olacaktır diye e, nacizane düşüncelerim. Evet borsa İstanbul. Bütün bu gelişmelerin ardından arkadaşlar bugün itibariyle de gene yukarı yönlü yükselişini devam ettirecektir. Burada arada bizler için gene bir 8.347 puan seviyesi mevcut. Burası 8.347 bir ara e, direnç bölgesi olarak da düşünülebilir. Ben ilk etapta 8347 puan seviyesine doğru bu yükselişlerin artık devam edeceğini düşünen taraftayım. Teknik olarak baktığımız zaman uzun zamandır geçemediğimiz bu trend çizgisinin üzerindeki kapanışta ben de bir umut, yukarı yönlü bir hareket bazında da bir umut yakalamış durumdayız. Trend olarak baktığımız zaman buradaki trend üzerinde hareketlerin devam ettiği ve 8200-8300 puanların bu gidişatla birlikte Borsa İstanbul'da kırıl yukarı yönü kırılıp 8550 tepesini tekrardan test edileceğini düşünen taraftayım sevgili dostlarım. Hemen dolar tarafına geçelim. Dolar Türk Lirası yatırımı olan sevgili dostlarımız için ise arkadaşlar bakın şöyle aylık bazdaki grafiği açtığımız zaman Burada takip ettiğimiz sizlerle birlikteki bayrak formasyonumuz mevcuttu. Bu bayrak formasyonunu zaten takip ediyoruz. İlk etapta bizler için buradaki formasyonun hedefi olarak 32 TL'ler civarına doğru bu yükselişin hala da devam etmesi beklentilerim dahilinde. Daha kısa şöyle günlük bazda grafiği açtığımız zaman da burada bir grafik yani uzun zamandır birçok piyasada görülmemiş e, değişik bir formasyon niteliğinde e, her ne kadar da hala da e, bu dolar kuruna müdahil olunmadığı yönündeki açıklamalar olsa da grafik bize her türlü dolar kurunun kontrollü bir şekilde yukarı yönlü hareketine izin verildiğini gösteriyor. Önümüzde bir seçim süreci var bu seçim süreci içerisinde doların çok fazla hareketlenmesini istemeyen e, hükümet tarafı e, doları ufak ufak yukarı yönlü bırakıyor. Aylık bazdaki grafikte baktığımız formasyonun 32 TL'ler civarındaki hedefi ayrıca e, enflasyon oranlarının yüksek olması sevgili dostlarım. Kur korumalı TL mevduat hesaplarındaki çözülmenin e, %10 civarını geçtiği yönündeki e, son zamanlardaki haberleri okuyoruz. Şimdi burada bir %90'lık e, bir potansiyel var yaklaşık 100 milyar e, dolar civarında bir çözülmenin beklenmesi durumunda buradaki yatırımcı borsa tarafına mı dolar tarafına mı yoksa altın tarafına mı geçiş yapacak genellikle e, kur korumalı TL mevduat tarafında dolar yatırımcısının olduğunu düşünürsek sevgili dostlarım e, bir miktarda bu kur korumalı TL mevduat tarafından dönüşlerde dolar alınması e, önemli olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca ben bu kur korumalı TL mevduattaki çözülmelerin arkadaşlar devlet tarafından da görüldüğü ve buradaki kazanç üzerindeki paraya %40 civarında bir vergi uygulanması yönündeki haberleri hep birlikte sizlerle takip ediyoruz. Böyle bir durumda dolar yatırımcısı bu alışkanlığından vazgeçebilir mi? Borsa tarafına doğru kayışlar altın tarafına doğru dönüşler yaşanabilir mi? Bunu da yakinen sizlerle birlikte takip edeceğiz. Şimdilik böyle bir durum sadece sözde ve basın tarafına yansımış haberler şeklinde takip ediyoruz. Tabi gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman içerisinde göreceğiz ama önemli bir haber böyle bir e, vergi diliminin yüzde 40'lar civarında yaşanması durumunda e, dolar tarafında da bir çözülme yaşanabilir diye düşünüyorum. İlk etapta 30 liralar e, dolar kurunda görülecek e, rakamlardır. E, fakat tabi buralarda durur muyuz? Buralarda durmasını zaten e, hükümet tarafı veya merkez bankası tarafının da isteyeceğini zannetmiyorum. Çünkü hala da cari açık oldukça fazla. Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken dış borç miktarına baktığımız zaman o da son verilerle birlikte 200 milyar dolar civarına yerleşmiş durumda arkadaşlar. Merkez Bankası rezervleri her ne kadar da artı civarlarında gözükse de bizler biliyoruz ki sıvaplar düşüldükten sonra sevgili dostlarım Merkez Bankası'nın da Hala da eksi 50-60 milyar civarlarında bir e, merkez bankası rezervinin olduğu e, görülüyor. Bu da dolar kurunda piyasada aslında baktığınız zaman en büyük alıcı tarafının merkez bankası olabileceğini bizlere gösteriyor. Cari açığı dengelemek açısından da e, dolar kurunun aşağı yönlü salınımına izin verilmeyecektir diye düşünen taraftayım. Çünkü e, cari açık demek daha fazla ülkeden dolar çıkışı anlamı taşıyacağından dolayı dolarda e, ilk etapta 30-32 aralığı ve yıl sonuna doğru da e, ben 36 ve 40 liralar civarına doğru bir yerleşim e, devam edeceğini düşünen taraftayım.